LGS'ye son 196 gün. Artık 200'ler bitti. 196'lar, 190'lar, 180'ler yavaş yavaş zamanımız daralıyor. Ama hala çok ciddi bir süreye sahibiz. Günde sadece 10 soru çözsek 1960 soru çözmüş oluruz. Günde 100 soru çözersek 19600 soru çözmüş oluruz. Ki ben eminim ki birçok arkadaşımız günde 200-300 sorular çözüyor ve hayallerindeki liseyi kazanacaklar. 2020 LGS'de hayallerini yazanlar çalıştı. 2021'dekiler de çalıştı. 2022'dekiler de çalıştı. Sizler 2023'te kendi efsanenizi yazacaksınız. Bu yüzden de sıkı sıkıya çalışmanız gerekiyor arkadaşlar. Yapmamız gereken tek şey çalışmak. Zaten Atatürk de aynı cümleyi söylemiş. Muhtaç olduğumuz tek şey çalışmak arkadaşlar. Şimdi haftanın LGS motivasyonunda Anthony Robbins isimli bir vatandaş diyor ki kaç hata yaparsanız yapın veya ne kadar yavaş ilerlerseniz ilerleyin denemeyen herkesten hala öndesiniz. Esasında burada bizim çıkaracağımız ders şu arkadaşlar. Bizler LGS'ye hazırlık sürecinde tabii ki hatalar yapacağız. Tabii ki denemelerde istemediğimiz sonuçlar olacak. Tabii ki moralimizi bozan ya ben vazgeçiyorum artık ya bu matematik olmaz diyeceğimiz anlar olacak. Zaten kolay olacağını kim söyledi? Bu iş basit bir şey değil. Ama sizler zoru başarabilecek kapasitedesiniz. Sizler zoru başaracak zekadasınız. Dolayısıyla vazgeçmeyeceğiz. Bazen yorulacağız, bazen üzüleceğiz, bazen sinirleneceğiz ama vazgeçmeyeceğiz. Çünkü LGS hazırlık sürecinde vazgeçmeyenler kazanıyor. Ben bunu çok şahit oldum. Yani zeki bir öğrencim vardı, gayretliydi, vazgeçti, kazanamadı. Ama ondan daha az zeki veya ondan daha az çalışkan olduğunu düşündüğüm bir öğrenci asla vazgeçmedi. Çalıştı, 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 hata yaptı, yine çalıştı, denemede patladı, yine çalıştı. Yapması gerekenleri yaptı, ödevlerini tamamladı ve yoluna devam etti. Ve en sonunda da güzel bir Anadolu sesini kazandı. Şimdi LGS tayfa soruyor da Vural YT isimli bir öğrencimiz diyor ki LGS hazırlığında saatle mi, soruyla mı, sayfayla mı çalışmak daha verimli olur demiş. Şimdi arkadaşlar tabii ki LGS'de bize soru sorulacağı için soruyla çalışmamız lazım. Yani günde çözeceğimiz soru sayısını mutlaka belirlememiz gerekiyor. Örneğin mesela diyelim ki bugün günlerden pazar olsun diyeceksiniz ki 1. Matematikten işte 50 soru çöz. 2. Fenden 20 soru çöz. 3. İşte Türkçeden 30 soru çöz gibi böyle soru sayısını bildiğiniz bir ödev vereceksiniz kendinize. Peki soru sayısını neye göre belirleyeceğiz hocam? Zaten soru sayısını Milli Eğitim Bakanlığı belirlemiş. Demiş ki sözelde 50 soru, sayısalda 40 soru size soracağım. Yani LGS günü ise 90 soru soracağım demiş. Dolayısıyla bizler en az 90 soruyu, ortalamada da en az 180 soruyu çözmemiz lazım hedefimize göre. Hedefimiz daha yüksekse bunu 270'e de çıkarabiliriz. Peki hocam hepsi yeni nesil matematik sorusu mu olacak? Hayır. Sınavdakilerin hepsi yeni nesil matematik sorusu değil. 20 tanesi yeni nesil matematik sorusu. Ama diğerleri fende, Türkçe'de, inkılapta, dinde, İngilizce'de normal sorular da var. Dolayısıyla siz normal sorularda çözebilirsiniz arkadaşlar. Eksiklerinize göre ilerleyeceksiniz. Bu soruları çözerken de tabii ki belki matematik sorularında ilk başta bu kadar çok ciddi olmasa bile biraz daha bol kepçeden süre verseniz bile diğer derslerde süre vermeniz lazım. Yani Türkçe'de diyelim ki örnek veriyorum paragrafon kitabını aldınız. Biz bile hatta burada süreler verdik. Bakın 24 dakikada çözebilirsin. İşte 15 dakikada çözebilirsin. 17 dakikada çözebilirsin. 20 dakikada böyle süre verdik. Sizler de kendinize eğer paragrafonunuz yoksa başka bir kitaptan soru çözerken mutlaka süre vererek ilerleyebilirsiniz. Bizler bütün kitaplarımızın başında öğrencilere bak bu testi bu kadar soruyu bu kadar dakikada çöz diyoruz. Böyle bir tavsiyede bulunuyoruz. Öğrenci çözüp bitirince böyle tık diye açıp ilerliyor. İşte sizler de kendi testlerinizi çözerken bizim kitaplarımızdan veya başka kitaplardan çözerken mutlaka ilk başta soru sayısına dikkat edeceksiniz. Bu soruları da bilhassa matematik harici derslerde süreyle çözmeniz lazım. Bu da zaten çalışma saatinizi ortaya çıkarır. Ama matematikte neden süre tutmayacağız hocam? Çünkü matematik şu anda gerçekten sizi sınavdan vazgeçirmek için elinden geleni ardına koymuyor. Yani ne varsa yapıyor. En zor soruları çıkarıyor. Kafa karışık soruları çıkarıyor. LGS'de esasında hepsi zor çıkmayacak ama sanki hepsi zor çıkacakmış gibi sorular geliyor. Ben piyasa kaynaklara bakıyorum. Soruyu yazan adam çözemez bence. Yani soruyu adam yazmış, onu değiştirip soruyu bir daha sorsan onu çözemez. Ama öğrencileri korkutmak için, öğrencileri LGS sürecinde vazgeçirmek, artık olmuyor dedirtmek için böyle sorular hazırlanmış. Tabii ki LGS'de zor soru gelecek, biz bunu biliyoruz. Ama bizler çalışacağız, normal soruları da yapacağız, zor soruları da yapacağız. Çok zor soruları da inşallah sıkı sıkı çalışıp bakacağız ve onları da doğru yapacağız. Ama dediğim gibi süreyi ilk başta yavaş yavaş artıracağız matematiklerde. Ama diğerlerine direkt süre tutabilirsin. Türkçe'de bir soruya maksimum 1,5 dakika vermelisiniz arkadaşlar ya da efendim. Sayfayla mı? Sayfayla bir anlamı yok. Bence sayfa çok doğru değil. Çünkü konu altı mı sayfa olabilir. Bazı kitaplarda mesela örnek veriyorum. Yine paragrafını göstereceğim. Bak burada bir sayfa bir soru var. Burada bir sayfada iki soru var. Veya bazı sayfalarda bir sayfada 4 soru olabiliyor. Dolayısıyla kitaba göre değişiyor. Sayfayla çalışılmaz. Ders çalışırken içecek içmenin zararlı veya faydalı bir yanı var mı? İçecek içmenin tabii ki faydalı bir yanı var. Çünkü su
hayattır arkadaşlar. Suyu içmemiz lazım. Çünkü su çok değerli bir şey arkadaşlar. Vücudumuzun çoğunluğu sudan oluştuğu için bizler de suyu yanımıza bulundurmamız gerekiyor. Zaten sınavda da su içmemize izin veriliyor. Yani su beynimizin de çalışmasını hızlandırıyor. Bunun harici daha faydalı şeyler de içebilirsiniz. Sudan başka daha değerli bulduğunuz şeyleri de içebilirsiniz. İçmenin bir zararı yok. İçmekte bir sıkıntı yok arkadaşlar. Dikkat hatalarını engellemenin bir yolu var mı? Evet arkadaşlar. Dikkat hatalarını engellemenin en önemli yolu bol bol kitap okumak. Çünkü kitap okuyan öğrencilerin odaklanma ve dikkat yeteneğinin arttığını bilim insanları defalarca söylüyor. Örnek veriyorum, şimdi siz hiç kitap okumayan bir insansınız, tamam mı? Başka bir arkadaşınıza kitap okuyan birisi. Mesela Vural kitap okuyan birisi. Böyle satırlar okuyabiliyor. Ben de hiç kitap okumayan birisiyim. Bizim karşımıza da LGS 2022 geldi diyelim. Bakın LGS 2022. Şimdi ben LGS 2022'yi açıyorum. Bak sorulara bakıyorum. Şimdi bu kitabı kaldırırım şimdi. Ben böyle videolar, oyunlar, Fortnite'lar, Brawl Stars'lar, Roblox'lar, Minecraft'lar takılıyorum. Sonra geliyorum bu soruya. Of ne kadar sıkıcı, uzun bir paragraf. Of ne kadar sıkıcı, uzun bir paragraf diyorum. Ve ister istemez dikkatim de dağılıyor. Aman diyorum. Ama Vural kitap okuyan bir öğrenci olduğu için kitapta zaten bunları okumaya, bunlara odaklanmaya, bu satırları takip etmeye, bunlarla alakalı hayal kurmaya, düşünmeye, bir şeyler üretmeye beyni alışmış. Buradan buraya geçtiği zaman bak, buradan buraya geçince bu ne ya? Bu lokum bu ne ki? Bu çerez bu oluyor. Çünkü öğrencimiz Vural burayı okuyabiliyor, burayı okuyor, burayı anlamlandırıyor, burayı kafasına hayal kuruyor. Bu ne ki diyor. İşte kitap okumak dikkat yeteneğimizi artıran çok değerli bir şeydir arkadaşlar. Kitap okumak ve tabii ki de paragraf sorusu çözmek. Zaten biz LGS yönelik öğrencilerimize mesela sadece paragraf fonsu değil. Yok günde 15 paragraf var, paragraf fon var, paragrafta son nokta var. Hatta dedik ki bak Türkçe eşittir paragraf dedik. Yani ne kadar çok paragraf sorusu çözersek o kadar dikkatimiz artar, o kadar diğer derslerde başarımız artar dedik. Bunun ne alakası var hocam? Yani paragrafla fenin matematiğin ne alakası var diyebilirsiniz. Hemen onu da göstereyim. Örnek veriyorum, sayısal 2021 açıyorum. Bakın şimdi sayısal 2021'de sorulara bakalım bak. Bu bir fen sorusu. Az önceki paragraf sorusundan bir fark var mı? Bu bir fen sorusu. Veyahut da bu bir fen sorusu, fen sorusu, fen sorusu. Yani sorular adı fen, adı matematik ama gördüğünüz gibi içerisinde hikayeler, metinler barındırıyor. Dolayısıyla bunları çok iyi bir şekilde okuma gücümüzü geliştirmemiz gerekiyor. Veyahut da sözel derse geçelim. Mesela sayısal 2022'ye bakalım. Sayısal 2022'yi de inceleyelim. Yine aynı şekilde bak. Hemen çeviriyorum. Bak bunlar fen sorusu ama paragraflar var içerisinde. Neden? Çünkü okuyan öğrencinin sınavda başarılı olmasını istiyorlar. Dolayısıyla biz her zaman söylüyoruz, paragraf okumak ya da kitap okumak, yani paragraf sorusu çözmek gibi kitap okumak dikkatinizi artırır. Diğer derslerde de başarınızı artırır arkadaşlar. Şimdiden okulda henüz öğrenmediğimiz 8. sınıf konularını izlemenin zarar veya faydası olur mu? Tabii ki de faydası olur. Eğer normal ödevlerinizi bitirdiniz, işlediğiniz konularla alakalı, örnek veriyorum çarpanlar ve katları öğrendiniz, onunla alakalı sorularınızı çözdünüz. Sonrasında bir sonraki konuya, fenden başka bir konuya, İngilizce'den başka bir konuya dair çalışma yapabilirsiniz. Zaten erken kalkan yol alır. Dolayısıyla erkenden izlemenin, eğer diğer ödevlerinizi bitirdiyseniz hiçbir zarar yok, faydası var. Hocalarım internetten soru çözmeyi uygun görmüyor. Siz bu konuda ne dersiniz? Arkadaşlar günümüzde tabii ki sınavlar normal kitapçıklar halinde yapılıyor. Ama teknolojiye artık bağımlıyız. Yani telefondan, televizyondan, işte tabletten, bilgisayardan yani gözümüzü ayırdığımız süre artık azalmaya başladı. Eskiden 15 dakika bakıyorduk. Şimdi en az 1 saat, 2 saat ekran karşısında zaman kaydediyoruz. Biz de öğrencilerin bu dijital çağa bağımlılığını bildiğimiz için kitaplarımızda mutlaka dijital sorular veriyoruz. Örneğin siz Türkçe kitabınızı aldınız diyelim ki burada test çözüyorsunuz. Birinci soruyu çözdün, ikiyi çözdün, üçü çözdün, dördü, beşi, altı, yedi, sekizi çözdün. Tamam. Normal bir kitapta zaten 8 soru diyor bir testte. Tamam bitti. Sonra bu testlerin çözümünü izlediğiniz sırada bu soruların dijital versiyonu telefonunuza iniyor. Ve ekstra 2 tane yeni nesil dijital soru daha hediye ediyoruz size. Bu soruları çözmeyebilirsiniz. Eğer İstemiyorsanız çözmeyebilirsiniz ama bu soruları çözerek rakiplerinize fark atabilirsiniz. Bizler bunları da sizlere ekstra bir şekilde vererek başarınızı artırmak istiyoruz arkadaşlar. Tabii ki burada öğretmenlerimizin tavsiyeleri de çok değerli bizler için ama ders çalışmayan, ekran başında işte Minecraft, Roblox, Fortnite şudur budur bir sürü şey yapıp sonra soru çözerken hayır ben dijital soru çözmüyorum demenin bir anlamı yok. Ekran başında zararlı şeylerle vakit geçirebiliyorsak faydalı şeylerle de belli seviyede vakit geçirip netlerimizi artırabiliriz. Yani sonuçta bu soru, bu kitabı aldınız siz, ekstra dijital soruları da ekleyip başarınıza başarı katabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi haftanın önerilerine baktığımızda LGS dershanesinde 18 Kasım'da mini denememiz var arkadaşlar. Buna katılmanızı tavsiye ediyoruz. 20 paragraf sorusu çözebilirsiniz. Bu arada LGS dershanesi nedir diyenler olabilir. Biliyorsunuz ki biz Tonguç'la LGS hazırlığında sizlere YouTube'dan destek oluyoruz. Şu anda YouTube'da karşımızdasınız ve bizler size rehberlik videolarımızla, ders videolarımızla destek oluyoruz. Kitaplarımız var. Sıfırdanlar, taktikliler, dinamolar, zorular, farklı farklı kitaplarımız var. Bunlarla soru çözerek sınavlarda sorular yakalamanı sağlıyoruz.
Aynı zamanda tonguçakademi.com'da Tonguç Plus'ta ve LGS dershanesinde canlı yazılı hazırlık programları, canlı videolar, canlı rehberlikler, sınıfınıza özel binlerce yeni YouTube'da olmayan videolarla destek oluyoruz arkadaşlar. Bu da bizim Tonguç Plus'ta LGS dershanesinin mini denemesi var. Bu denemeye katılabilirsiniz. Ve paragraf soru çözmeyi de tavsiye ediyoruz. Az önce söylediğim gibi Türkçe eşittir paragraf arkadaşlar. Burada eğer bu kitaplardan hiçbiri yoksa ilk başta paragrafonla başlayabilirsiniz. Paragrafon 10'ar soruluk paragraf testleri içeriyor. Ve yeni nesil sorular var ve karekod soru çözümleri de tabii ki hazır. Paragrafondan sonra süreyi ve hızlanmayı ve odaklanmayı sağlayan paragrafons var. Sonrasında günde 15 paragraf kitabımız var ki bunun içerisinde sözcük ve cümle anlamı soruları da var. Sadece paragraf soruları değil, sözcük ve cümle anlamı soruları da var. En son olarak da paragrafta son noktayı çözebilirsiniz. Bu artık gerçekten zorlayıcı soruların olduğu bir kitap. Bu kitaplardan herhangi birini ya da hepsini ya da belli bir kısmını çözüp netlerinizi artırabilirsiniz arkadaşlar. Haftanın LGS kaynağı olarak dolayısıyla paragraf fonsu ve paragraf kitaplarımızı sizlere önermiş olduk artık. Bir daha göstermeyelim. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. LGS 2023'ü yerle bir edeceğinize bizler eminiz. Sizler de kendinize güvenin ve çalışarak bu işi başarın. Hadi bakalım.